İstanbul Zeytinburnu'nda çöken 7 katlı binanın enkazından bir çocuk, 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Olayda 17 kişi de yaralandı. Çöken binanın çevresinde hasar gören 21 bina güvenlik amacıyla tahliye edildi. İşte dün akşamdan bugüne Zeytinburnu'nda yaşananlar. Birdenbire bir toz bulutunu gördük zaten. Birkaç saat önce 7 katlı bir apartman vardı. Saat 16.30 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Bir çatırtı koptu. Gümbürtüyle beraber toz bulutu sardı ortalığı. Önce büyük bir gürültü duyuldu. Sonra ortalığı toz bulutu kapladı. Zeytinburnu'ndaki 7 katlı bina saniyeler içinde böyle yerle bir oldu. Bir kara bulut çöktü aniden. 1993 yapımı binada 56 daire vardı. Kentsel dönüşüm kapsamında 2015 yılında boşaltıldığı için içeride kimse yoktu. Ancak o sırada kaldırımda yürüyen yayalar enkaz altında kaldı. Deprem oluyor zannettim. Dışarı çıktım, insanlar kaçışıyordu. Yaralı falan var mı? İlk şok atlatan mahalleli hemen çöken binanın enkazına koştu. Tam bir can pazarı yaşandı. Arabaları çıkartın! Zamanla yarış başladı. AFAD ve itfaiye ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber oldu. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Şu anda olay yerinde sessizlik hakim. Bütün jeneratörler kapatıldı. Bütün iş makineleri durduruldu. Çünkü enkaz altından bir ses duyuldu. Ve ekipler şu anda o sesin nereden geldiğini anlamaya çalışıyor. Kurtarma ekipleri enkaz altında bir ses, bir yaşam belirtisi aradı. Sesini duyan var mı? Hassas burunlu köpekler de enkaz altında bir canlı var mı onu araştırıyorlar. Çöken binanın enkazındaki araba kurtarma çalışmaları gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Umutlu bekleyiş yerini hüzne bıraktı. Enkaz altında kalan iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 5 yaşındaki Mehmet Bilge Özdener ve 60 yaşındaki Mehmet Akbaş 7 katlı binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun, ikizinin ve dedesinin aralarında bulunduğu 17 kişi de yaralandı. 60 yaşındaki Mehmet Akbaş 3 gün önce Antalya'dan torunlarını görmek için gelmişti İstanbul'a. Ölüm onu alışveriş için dışarı çıktığı sırada yakaladı. Yaşlı adam 7 katlı binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti. Yaralıların ise hayati tehlikesi bulunmuyor. Ancak hala olayın şokundalar. Bağırdı, beyim öldü dedi. Bizim oradaki dedi, korkma beyin iyi dedi. Ayağı kan içindeydi. O hastanede ameliyat olacakmış. Aslında 7 katlı binanın çökmesiyle çok daha büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Çünkü 7 katlı apartmanın hemen ön tarafında bir benzin istasyonu bulunuyordu. Zaten şu anda o binanın yangın merdivenleri de benzin istasyonunun üzerine çökmüş durumda. Benzinlik ve çöken binanın tam ortasında da ATM'ler vardı. Oradaki ATM'ler de enkaz altında kaldı. Polis kuş uçurtmadı. Hasar gören ATM'lerdeki paralar banka yetkililerine teslim edildi. Çöken binanın bulunduğu alanda çalışmalar sürüyor. Enkaz yığınları kepçelerle alınarak kamyonlara yükleniyor. Çöken binanın çevresindeki apartmanlarda da hasar oluştu. Güvenlik amacıyla 21 bina tahliye edildi. Çökme tehlikesi olan 7 katlı binanın neden yıkılmadığı sorusuna Vali Vasip Şahin cevap verdi. Binanın yıkımı ile ilgili ve yeniden yapımı ile ilgili mal sahiplerinin kendi aralarındaki bugüne kadar maalesef mutabakat sağlayamamaları nedeniyle bugüne kadar gelmiştir.